Nasıl? Allah'ın sevgili kuluymuşum meğer. Nereye kayboldun sen? Ailem perişan. Biliyorum ama böyle gerekti. Nasıl bir cevap bu? Yani en azından eski hak verdiği öldü. Bence o da bir yasa hak ediyor ha. Ne diyorsun sen? Ne saçmalıyorsun oğlum? Ablan, baban, annen ne haldeler bir fikrin var mı? Acıdan delirdi herkes. Sen saklandım diyorsun. Sonra da karşıma geçip zırvalıyorsun. Saklanmadım. İyileşmeye çalıştım. Karanlıkla baş edebilmek için önce ona gözümü alıştırmam gerekti ki ışığın düğmesini bulayım. Ne demek bu? Yani beni öldürmeye çalışan adamı müebbet hapse tıktırmanın formüllerini bulmam lazımdı. Ama tek başıma çıkamadım işin içinden. Öldürmek ne demek? Sen kaza geçirmedin mi? Hayır. Oğlum böyle bilmece gibi teker teker mi konuşacaksın? Ha? Yoksa benim sabrımı, sınırını mı zorluyorsun? Bak ben kaza geçirmedim. Haşmet beni öldürmeye çalıştı. Gördüğüme göre de başardığını düşünüyor. Şimdi o kendini çok zeki sanan pislikten intikam alacaksam bunu ancak güvenilir biriyle yapabilirim. Malum ben bir hayaletim. Ama bu İstanbul çukurunda senden başka güvenebileceğim kimse yok. Ben buradayım, merak etme. Ben buradayken kimse size zarar veremez. Sakinleştirici ister misin ya da doktora falan gidelim mi? İstemiyorum, sakinleştirici istemiyorum. Benim çocuğumun yanında olmam lazım. Ayık olmam lazım. Benim çocuğumun yanında olmam lazım. Burada. Sadece birazcık sinirlerim bozuldu. Birazcık sinirlerim bozuldu Yiğit. Ezgi. Oğlum iyi. Oğlum iyi. Allah'ım şükürler olsun oğlum iyi. İyi, hiçbir şey yok, çok iyi. Bir dakika. Bir dakika. Haşmet niye seni öldürmek istesin? Bak panik yok, tamam. Bütün sorularına tek tek cevabım var. Ve sana tüm hikayeyi anlatacağım. Yalnız sonrasında benimle olmazsan da konuştuklarımız aramızda kalacak. Ve beni gördüğünü kimse bilmeyecek. Buna söz ver, bana yeter. Anlat. Ailem Haşmet'in elinde. Babam ona göbeğinden bağlı. Annemle kız kardeşim dünyadan habersizler. Bence öyle kalmaları daha hayırlı. Göbeğinden bağlı derken? Kızının can havliyle kaçtığı evde keyfinden mi oturuyor sanıyorsun? Ha? Neden hala mutlu değilsin Salih? Bunu yapan soysuzlar dışarıdayken ben nasıl mutlu olayım Haşmet? Senin tanıdığın bir emniyet müdürü vardı. İsmini söylesene bana, ben gidip bir konuşacağım onunla.
Merak etme Salih. Ben bütün olup biteni anlatacağım. Eksik olma. Sen yeterince ilgilendin zaten. Salih, kimse Leyla'ya ya da Rüzgar'a zarar verip dışarıda elini kolunu sallaya sallaya gezemez. Çünkü ben onların kollarını kırarım. Leyla için her şeyi yaparım Salih. Bunu biliyorsun değil mi? Güzel. Bunu bildiğine göre bu işin peşini bırakmayacağımı da bilmelisin Salih. Sen çapında davranabilen bir adam olsaydın biz şimdi mutlu bir aileydik. Mecbur kalmadığım sürece dişlerimi gösterme. Kayınpederim olacaksın Salih. Artık benden şüphelenmeyi kes. Ne diyorsun sen Akverdi? Daha ne duydum ki? Benim tek başıma temizleyemeyeceğim bir pislikten bahsediyorum. Ya birinin yardımına ihtiyacım var. Ve senden güvenilir kimseyi tanımıyorum. Beni de tanımıyorsun. Bana güvenebileceğini nereden çıkarttın? Çünkü sen hiç tanımadığın halde Leyla'ya kol kanat gerdin. Ve biliyorum ki artık senin için bir yabancıdan fazlası. Beni sallamasan da onu yok saymazsın. Onu bu pislikte bırakmazsın diye düşündüm. Yanıldın mı? Vay Onur Efendi vay. Neden hiç şaşırmadın? Hı? Bir gün böyle patlayacağını biliyordum çünkü. Yanıltmadın. Ama ben çok yanılmışım. Sen kaya gibi sağlam görünüyordun. Grubun sağduyusu. Alper'in sarsılmaz kalesi. Benim en azından bir rengim varmış. Tefeciye olan borç. O da hikaye değil mi? Tefeciye borcum doğru. Ama patronun beni bulup kendince yardım rica edince borcumu biraz abarttım o kadar. Bana biçtiği riski düşününce insaflı bile davrandım. Asıl hikaye sende. Anlatmayacak mısın? Alo yavrum. Gülsün teyzeciğim. Rüzgar geldi. Çok şükür, çok iyi. İyi değil mi? Bir şey yok değil mi? Allah şükürler olsun, çok iyi. Keyfi de yerinde, sapasağlam maşallah. Allah'ıma çok şükür. Geceden beri bir lokma uyku uyumadım. Gözüm hep haberlerde. Bütün felaketlerle bin kere öldüm. Çok dua ettim, çok. Ya Rabbim çok şükür üzmedim seni. Teşekkür ederim yavrum haber verdiğin için. Yüzüme bakmasan yeridir. Sen nasıl konuşuyorsun öyle? Ben bilmiyor muyum oğluma nasıl baktığını? Yapma Allah aşkına, artık üzme kendini. Gelip görebilir miyim oğlumu? Tabii ki gelip görebilirsin. Rüzgar sensiz durur mu? Ah benim güzel gözlüm. İnsan da azıcık utanma olur. Zafer kazanmış komutan gibi karşılamış, tavrına bak. Sen masum bir bebeği kaçırdın Onur. Anneni bütün gece kahretme pahasına. Ya o kadının yüreğine inseydin? Bütün gün gözüne baka baka kadınla ilgilendin. Izdırap çekmesini seyrettin. Kendi annenin lan! Ya sen ne biçim bir mahlusun? Çocuğa zarar gelmeyeceğini garanti etti. Adam tiyatro yazdı, sahneledi. Patronu benden iyi tanıyorsundur. Rol dağılımına hayır denebiliyor mu acaba? Hadi ben figürandım. Peki sen Engin? Bir anneyi çocuğuyla sınayan aşağılık bir adamın yancısın sen be. Sen mi bana ahlak dersi veriyorsun?
olan biten hiçbir şey bilmiyordum ben. Tabii, eminim. Onur, elimde kalırsın. O kadar ileri gidebiliyor musunuz? Nedir sizin sanımınız? Sana hiçbir şeyden haberim yok diyorum lan. Ama şimdi var. Gidip olanı anlatacak mısın kadına? Ya da Alper'e bahsedecek misin arkadaşının ne mal olduğundan? Hakkında haklı çıktığını anlatacak mısın? Alper'in yanına yerleştirdiğin adamın yapabilecekleri hakkında ne kadar bilgisi var? Haşmet Bey'in yaptığı bir şey yok. Sadece kontrolsüzce davranmış. Sen de alet olmuşsun. Hepsi bu. Bundan Alper'in bir şey bilmediğini anlıyorum. Şanssız çocukmuş. Hayatına bütün kısa çöpleri çekmiş. Sen de dahilsin. Ben onu en fazla sarsarım. Sen ona katil edersin. Bana bak lan. Bana bak. Alper'e tek kelime edersen. İkimiz de susacağız o yüzden. Mecbur. Paranı al. Siktir git. Alper'in yanına da çok yaklaşma. Alper'i senden kim koruyacak? Restorana getirdiği etlerin içerisine mi koyuyor uyuşturucuyu? Ama aynı inekler mi bilmem. Biz yüklerdik sadece. Ya beni de öldürmeye çalıştı çünkü ben biraz malını çalmıştım. Ya tamam, yani gurur duymuyorum. Ama babamın gölgesinden çıkmam lazımdı. Sevdiğim kadın... Ya onu görmeye giderken bile bilet parası için miyavlamam gerekiyordu. Düşündüm ki bir kerecikten bir şey olmaz. Biraz sermaye yapar, bar açarım, kendi hayatımı kururum dedim. Ya 3 paket çıktı zaten, 3. Benim arabadaki oyuncakta onlar mı vardı? Şimdi görüyorum nasıl bir mallık yaptığımı. Ama işte iş işten geçmiş. Cezasını misli misli çektim. Öldürülmeye çalışıldım ya. Daha ne olsun? Bak Alper. Ailemin daha fazla bedel ödemesini istemiyorum. Leyla? Yani o biliyor diye mi soruyorsan? Onu soruyorum hak verdi. Bak Leyla'ya karşı Haşmet dünyanın en düşünceli adamı, en şefkatli insanı o. Ya izlerken beni bile inandırır. Yani o kadar iyi oynuyor pezen. Seni merak ettim de. Sayende çok iyiyim Haşmet. Ben ne yaptım ki? Sen olmasaydın belki de... Leyla. Sakın aklından bile geçirme. Şanslıydık. Her şey yolunda gitti. Bir süre burada kalın. Yani dışarısı güvenli değil. Yani en azından bu tefeciler yakalanana kadar. Aileni de üzme. Beni de merakta bırakma. Ya Leyla gerekirse ben... adadaki evde kalırım. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Sen düzenini niye bozuyorsun ki? Tamam. Biz bir süre burada babamlarla beraber kalırız Haşmet. Sağ ol. Bence en doğrusu bu. Leyla ben.
Şunu aklından çıkartma. Leyla, ben senin için, Rüzgar için her şeyi yaparım. Haşmet, ben inşallah borcumu kısa sürede... Bana borcun yok Leyla. Toparla. Ailen seni bekliyor. Ve siz Leyla'nın o herifle kalmasına müsaade ediyorsunuz, öyle mi? Ya başka şansımız yok diyorum, basmıyor mu? He? Adam beni öldürttü ya. Utanmadan bir de mezar taşımı yaptırmış. Ama merak etme. Leyla onun karanlığını öğrenmesin diye onun yanında özel renk vermez. O kadar aşık yani. Bak seni, babamı, hepimizi yoldan çaktırmadan çekebilir, beni çektiği gibi. Ama Leyla'ya dokunmaz. O yüzden Leyla içimizde en güvende olan. Bu söylediklerin hiçbir dayanağı yok Akvert. Neden sana inanayım? Gürkan nerede desem, onu tanıyorsun. Hani Leyla'nın dünden kaçmasına sebep olan adam. Haşmet'in bilet kestiği. Evet. Biliyorum, tanıyorum. Amerika'da. Aa, hadi ya. Amerika'da. Peki araştırdın mı hiç? Ha? Neden araştırayım Akvert? Adamı gördüm. Aa, görmenizi sağladı yani ha? Adam Haşmet'i dolandırmış. Kendisine restoran açmış. Haşmet de bedel olarak adamın restoranına çöktü. Herif de kendi restoranının işletmecisi olabildi sadece. Güzel hikaye. Tam haşmetlik. Yani Leyla'nın düğünde o sahneye tanık olduğunu anladı. Adamı sakladı. Zamanını bekledi. Ve şovunu sahneledi ha. Vay be. Ben de diyorum Leyla hala onunla neden görüşüyor? Bana bak hak verdi. Eğer bana bir oyun oynuyorsa... Ya oyunun tillanın içindeyiz Alper kardeş. Uyan artık ya, uyan. Ya Haşmet'in lügatında affetmek yok. Ya ona bir yanlış yaptıysan bunu canınla ödersin. Kedi gibi Leyla'ya sunana kadar yaralı yaralı adamı kıvrandırmış demek. Muhtemelen bir yerde sakladı. Al sana sağlama. Git sor, soruştur. O adam neredeymiş bugüne kadar, onu öğren. Onu bul. Bulamazsan gel beni bul. O zaman konuşalım seninle. Demek Amerika'ya açılıyorsun Haşmetciğim. Gürkan'ın fikri. Allem etti, kullem etti, beni ikna etti. Onu da bugün gönderiyoruz Amerika'ya işlerin başına. Gitmeden önce fikirlerini almak istedim. Bizim Gürkan'la biraz işimiz var. Gitmeden önce o evrak işlerini halletmek istiyorum. Tetikçinin kralıyım. Oldu mu? Şimdi sen koş, Leyla'yı kötü adamlardan kurtar. Hadi. Bu duymak istedi. Haşmet Bey, bu size gelmişti herhalde. Kapıda bulmuştum, telaşla unutmuşum vermeye. Çok affedersiniz. Rica ederim, sorun değil. Yine tefecilerden gelmiş olmasın? Yok, onlar burayı bulamazlar. Bulsalar da kapıdan içeri giremezler. İşle ilgili bir şeydir.
Siz çocuğu ne yaptınız? Leyla'ya verdim, içerideler. Tamam. Görüşmeye gelmiştim. Siz eşi misiniz? Siz kimsiniz? Nedir bu ikide bir kapımdasınız? Bakın, rahatsız ettiysem gerçekten özür dilerim. Benim başka kişilerle alakam yok. Ya bırakın, daha önce gelen adama ne dediysem o. Bilmiyorum. Bakın, konuşmamız gerekiyor. Lütfen. Annem, aç bakayım ağzını. Aç bakalım. Ah! Of! Aferin sana. Sana aferin sana. Sana aferin sana. Kim geldi ya? Gidiyor musun? Canım, yani kal dersen. Yok, demeyeceğim çünkü benim de Canan'ı aramam lazım. Çocuk 10:30'da geldi, saat 12 oldu. Neredesin der o manyak bana kesin. Belki demez. Kızım mesaj attı, aradı, hastaneye geldi. Yani... İnsanlık için küçük, Canan için gayet büyük bir adım. Hala vicdan kalmış bir yerlerinde. Bilmiyorum vallahi işte. Arayacağım bakalım ne diyecek. Hadi gidiyorum. Teşekkür ederim. Canım arkadaşım, iyi ki varsın. Hadi git. Hoş. Sorun. Teyzesini sormasın. Teyzesini sormasın. Hadi biraz daha yiyelim. Evet. Aferin. Annem benim. Annem. Çocuğunu da mı aramadı? Sevgilisiyle yeni bir hayata başlamak istiyormuş. Affedersiniz. Sizi üzüyorum. Farkındayım. Ama dava cevabını ulaştıramadığınızı söylediniz. Amerika'daki restoranda ne oldu? Devretmiş. Birden sırra kadem basması sizce de tuhaf değil mi? İzini kaybettirmeye uğraşıyor işte. Siz onu tanımıyorsunuz. Siz yine de polise kayıp ihbarında bulunursanız iyi olur. En son ne zaman konuştum dediniz? Size bu maili ne zaman atmıştı? Bir ay oldu. Yani Gürkan'ın bir aydır yaşadığına dair bir kanıt yok. Leyla, ben de seni arayacaktım. Haber var mı? Alper, bulduk oğlumu. Aklım bizde kalmasın. Gözümüz aydın. Nasıl durumu? Çok iyi maşallah. Keyfi yerinde. Görsen öyle tatlı ki. Bir an önce görmek istiyorum sizi. Polis mi buldu? Haşmet Bey. Yani Haşmet ödedi fidyeyi. Ama polis de hala peşinde tefecilerin. Ben borcumu inşallah ödeyeceğim Haşmet'e. Tefeciler Haşmet'e nasıl ulaşmış? Yani seninle bağlantıyı nasıl kurmuşlar? Ha, şey orasını bilmiyorum. Çünkü yani kendimde değildim. Herhalde benim telefonumdan aradılar. Niye sordun ki? Hiç. Merak ettim. Neyse. Siz dinlenin. Daha sonra konuşuruz. Haber verdiğin için teşekkür ederim. Bana dünyaları verdin. Görüşürüz. Görüşürüz. Thank you.
varsın. Bulduklarını ikna etti galiba. Benimle misin? Tek bir şartla. Çok sağlam bir plana ihtiyacımız var. Bunun için de zamana. Şart neresinde? Benden habersiz tek bir adım atmayacaksın. Hiçbir mazeretle kendi başına iş çevirmeyeceksin. Ben hayaletim zaten. Ne yapabilirim ki? Eğer Haşmet'i hapse tıkacaksak hak verdi, hayaletten çok daha fazlası olacaksın. Seni öpmelere doyamıyorum. Ne kadar tatlı. Ne kadar tatlı senin gibi. Senin gibi çok tatlı bir şey. Çok tatlı. Ne güzel, ne güzel değil mi? Tatlı mı Erik? Evet. Şimdi bizim Canan cadısını aramamız lazım. Daha fazla erteleyemeyiz biliyorsun değil mi? Hadi bakalım anne için dua et. Evet. Hadi bakalım. Alo. Alo diyeceğiz. Alo diyeceğiz. Efendim? Aşkım seni çok seviyorum ama ben seni çok seviyorum. Alo? Buldun galiba. Bulduk çok şükür Canan Hanım. Gözün aydın. Sağ olun, teşekkürler. Ben işe gelmek istiyorum da gelmeden önce... Yapmam gereken bir şey var mı diye size sormak istedim. Bugün işe gelmeni beklediğimi düşünmüyorsun herhalde. Sorun değil, çalışırım ben. Zaten çekim de vardı. Çekim beklemez diyorsun. Aslında kafamı birazcık dağıtmak iyi gelecek sanırım. Hala olasılıkları düşündükçe kafayı yiyorum. Peki. Gidebileceksen o zaman git Alper'e yardım et çekimde. Daha sonra da ofise gelmene gerek yok. Tamam. Tamam Canan Hanım. Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler. Allah Allah ya. Allah Allah. Acaba dünyanın sonu mu geldi? Peki, emin misin? Evet efendim. Kapının önüne bıraktırdım zarfı söylediğiniz gibi. İnşallah bu kadar basit bir işte çuvallamamışsındır. Bana yeni şoför aratma. Ben vallahi koydurdum efendim. Ama akıbetini takip edemem. Görünme demiştiniz. İyi. Çık. Peki o zaman nerede bu? Ne zaman göreceksin aşkım? Maşallah. Yemeğini yemiş, karnı doymuş, keyfi yerine gelmiş. Keyfimiz yerinde maşallah. Annesiyle bugün işe gelecek. Canan izin vermedi mi? Aslında verdi de ben istemedim. Ya biraz çalışıp kafamı dağıtmaya ihtiyacım var. Dinlenseydin Leyla. İyiyim, iyiyim. Oğlumu da gözümün önünden ayırmak istemiyorum. Zaten sadece restorandaki çekime gidip geleceğiz. Bari izin ver, ben sizi bırakayım. Olur. Seni yerim. Haşmet Bey, memur bey geldi, sizi soruyor. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Bizimle müdürlüğe kadar gelmeniz gerekiyor. Hayırdır inşallah. Kaçırılan çocukla ilgili ifade vermek için. Ben ifademi vermiştim ama. Bize söylenen bu kadar. Gelin lütfen. Haşmet. Leyla, sıkıntı yok, hallederim ben. Biz de gelelim madem. Senin gelmene hiç gerek yok. Dosyayı ben açtığım için beni çağırıyorlar. Şimdi tekrar karakola gidip oralarda sıkıntı yaşamak. Müsaade ederseniz iki dakika bir hazırlanayım. Peki. Gidiyorum Leyla. Tamam Haşmet. Anne. Evet anne. Evet anne. Sen anneyi çok özledin. Sakın anneyi çok özledin. Çıkıyorsun. Çıkıyorsun. Haşmet.
Haşmet biz de gelelim, emin misin? Hadi Leyla, hadi siz geçin içeri, hallederim. Bak çocuk ağlıyor zaten. Sen Leyla Hanım gideceği yere kadar bırak. Peki. Ben şimdi kendi arabamla gelemiyor muyum? Maalesef. Ya olur mu öyle şey? Fidyeyi verip çocuğu kurtaran benim. Zaten mağdur olan da biziz. Yani niye kaçayım ki? Bir problem mi var efendim? Bilmiyorum Engin. Karakola gidince öğreneceğiz. Ya biz sizi takip etsek olmaz mı? Peki o zaman siz bizi takip edin. Teşekkür ederim. Sen Rıdvan'ı yeminlemedin mi? Parasını gönderdim Haşmet Bey. Dosyayı Sümen alt edecekti. E bu ne şimdi? Acaba başka biri mi devraldı? Rıdvan'dan. Şube müdüründen habersiz. Yani fikir yürütmeye çalışıyorum Haşmet Bey. Fikir yürütme Engin. Çözüm üret. Tamam. Siz şimdi sakin olun. Gidince anlayacağız zaten. Eninde sonunda da çözeceğiz. Birader, ateşin var mı? Nihat, ne haber kardeşim? İyidir abi, sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Oğlum yine ne kılığa girmişsin böyle ya? Ha? Seniha teyze tanımayacak seni vallahi. Ya oğlum, annem beni evde de tanımıyor ki. Ya her kapıyı çaldığına en az bir kere işletiyorum net. Ya geçenlerde bizim evin önünde takıldım. Geldi kadın bana sadaka verdi ya. Ekmek falan getirdi. Yok ya. Ya vallahi lan. Ya kadın bir türlü benim sivil olduğuma falan inanamıyor. Kabullenemedi bunu yani. Ya bir de geçen ne diyor? Ya oğlum diyor, mis gibi işim var diyor, komiser oldun diyor. Şu üniformayı bir üzerine giyemedin, sokaklarda dilenci gibi geziyorsun diyor. Bir de ağladı üstüne. Ha. Sıkıntı büyük, geyiği kes diyorsun. Tamam. Büyük niyet. Yani seni de böyle apar topar buraya getirttim, kusuruma bakma. Yok ya, şansına müsaittim. Hayırdır, ne oldu? Haşmet Bey'in nişanlısının bebeğini kaçırdılar. Ne diyorsun ya? E oğlum, karakola falan gitmediniz mi? Ya gittik, gittik de adamlar polisten sıyrılıp bize ulaştılar. Fidye istediler. Haşmet Bey bebeği riske atmak istemediği için verdik parayı, aldık çocuğu. İyi bari, sevindim de. Böyle yalnız başınıza halletmeniz iyi olmamış. Yani bu kadar ucuz kurtarmanız büyük şans, söyleyeyim. Yani tabii şimdi bunların elleri kolları nereye kadar uzanır bilemiyor Haşmet Bey. Adam hem nişanlısına kahramanlık yapmaya çalışıyor hem de korumaya çalışıyor. Ama benim de içime sinmedi. Yani yaptıklarının yanında kalmasını istemiyorum şerefsizlerin. Anladım, anladım. Sen şimdi bana diyorsun ki kimmiş bunlar bir öğren. Yani hani nedir, necidir bilelim. Zaten ihbarla açılmış dosya. Takip edilir, sorun değil o. Ya Haşmet Bey tanıyorsun, o dosya kapanacak. Ben diyorum ki hani bu dosya organize suça intikal olsa. Okeydir, tamam, hallederiz. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Yani biz seninle hiç konuşmadık. Senin benden haberin yok. Tamam mı? Bak büyük papaz olurum Haşmet Bey'le. İşimi bile kaybedebilirim ama içime sinmiyor işte. Ya tamam oğlum, tamam, sen merak etme. Oğlum ben kendi anama kendimi saklamış adamım ya. İyi yapmışsın ama. Suçlular cezasız mı kalsın? Değil mi? Suçlular cezasız mı kalsın? Doğru diyorsun. Haşmet'in bütün dünyası Leyla'nın üzerinde dönmüyor. Ya senin?
Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ne haber yakışıklı? Korkuttun hepimizi ha. Artık kötü düşünmek yok değil mi? Gülsün teyze de sevinçten ağlıyordu. Evet, biliyorum. Sen Ezgi'de mi kalacaksın? Gülsün teyze de kalmazsın diye düşünüyorum. Ne düşündün? Yok, kalmayacağım. Şey, Gülsün teyze Onur'dan dolayı kaçırıldığını biliyor mu? Bilirse katlanamaz. Sen de söyleme lütfen. Yok, zaten ben de öyle düşünmüştüm. Ezgi'de kalıyorsun sanırım. Hayır. Biraz Haşmet Bey'in evinde kalacağız. Sebep? Babam da öyle istiyor. Şimdi ortalık durulana kadar, bu tefeciler yakalanana kadar orada kalmam sanırım en doğrusu. Şey neyse, şimdi çekim başlamadan önce benim rüzgarın bir altını değiştirmem gerekiyor. Tamam. Rüzgar, kendine iyi bak, tamam mı? Nereden çıkarttın? Çünkü sen hiç tanımadığın halde Leyla'ya kol kanat gerdin. Ve biliyorum ki artık senin için bir yabancıdan fazlası. Ay! Kim gelmiş Sarı? Ay Sarı oğlan. Hoş geldin. Hoş geldin. Ezgi, sen biraz Rüzgar'la ilgilenebilir misin? Benim şunları halletmem gerekiyor. Çıt çıt. Ne oluyor? Ne bir surat? Yok, yok bir şey. Hayır, sen yüzüğü takıyorsun. Sonra ben Haşmet'in evinde kalınca yüzün allak bullak oluyor. Neyin afrasını, neyin tafrasını yapıyorsun ki sen? Ben babamın yanında kalıyorum be, babamın. Ne sıfatla yani, ne sıfatla bana karışıyorsun sen ya? Cık. Ay Allah'ım yarabbim. He? Allah kahretsin, bu eksikti zaten. Sesli mi söyledim? Evet. Özür dilerim, ben sana demedim öyle bir şey. Kimle kavga ediyorsun? Ben kendimle kavga ediyorum. Kendi kendimle kavga ediyorum. Çünkü az önce gömleğinin düğmesini koparttım. Yanlışlıkla. Yorgunsun. Eve git dinlen dedim ama işte senin yersiz inadın. Hem inanmayacaksın. Ben kendi kendime giyinebiliyorum hem de 3 yaşımdan beri. Gerçekten mi? Ben zaten seni giydirmek için burada değilim.
Şu asistan meselesini halledene kadar bir süre birbirimize böyle katlanacağız, tamam mı? Neyse, çekim başlamak üzeredir. Sen gömleğini giy. Ben şu düğmeyi işini halledip geliyorum hemen. Ofiste uyuyor. Başına nöbetçi bile diktim. De seni böyle görünce merak ettim, peşinden geldim. Hayırdır? Yok bir şey. Ay. Alper yüzüğü tekrar takmış. Hangi yüzüğü? Hangi yüzüğü olacak? Alyansını. Çıkartmıştı ama. Evet, çıkartmıştı. Aldatıldığından emindi. Ateş püskürüyordu. Allah Allah. Anlamadım ki yani. Ne oldu acaba, bir şey mi buldu, bir ipucu? Ya yoksa kadın suçsuz mu? Ne bileyim. Ay bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Ben zaten artık onun aklından geçenleri okumaktan yoruldum. Evet, belli. Ya bir de salak salak hala heyecanlanıyorum, biliyor musun? Gerizekalıyım ya, ben tam bir gerizekalıyım. Rüzgar bulununca bir de ilk onu aradım, biliyor musun? Umrundadır zannettim. Ay tabii ki umrunda Leyla. Adam koştur koştur geldi hastaneye, yani ben oradaydım, ben gördüm suratını. Ayrıca ben anlamıyorum ki sen niye bu kadar geriliyorsun? Sen de gittin Haşmet'in evinde kalıyorsun. Ben mi istiyorum Haşmet'in evinde kalmayı? Leyla bak. Rüzgar kaçırıldığında Haşmet sahneyi o kadar kapladı ki. Yani kimseye yer kalmadı. Adam seni öyle bir sahipleniyor ki kim olsa geri basar. Anlamıyorum, sen Alper ne yapsın bekliyorsun? Ben mi cesaretlendiriyorum Haşmet'i? O kadar şey söyledim ona. Bilmiyormuşsun gibi konuşmasana. Ya her neyse, tamam zaten. Ne konuşmuş olursak olalım, bir yandan da ikimizin de bildiği bir gerçek var. Alper evli. Evli evet, ama ayrılıyorlardı. Karısının aldattığından emindi, boşanıyorlardı. Ne oldu acaba? Leyla ya. Ya şu haline bak ya. Biraz soğu Allah aşkına arkadaşım. Birazcık dinginleş. Ya şöyle bir içine dön. Şöyle biraz düşün, ben ne istiyorum, ne hissediyorum. Neyi düşüneyim Ezgi? Leyla'cığım bak. Eğer Haşmet'le olmayı tercih edersen seni delice bir aşk beklemiyor, evet. Ama sadakat ve şefkat de öyle yabana atılacak duygular değil. Yani baksana Rüzgar'la ne kadar ilgileniyor. Çocuk kaybolduğu zaman adam canını dişine taktı. Yani ben bile etkilendim. Ne yapayım yani Ezgi? Kalbimi söküp atayım, mantığımla yoluma bakayım diyorsun değil mi? Ya ben bu muyum senin gözünde? Leyla, ben sadece sen daha fazla üzülme istiyorum. Seni böyle görmek istemiyorum daha fazla. Ezgi'ciğim, ben Haşmet sayfasını kapattım artık. Adam bekleyeceğim dedi diye benim her başımın sıkıştığında değerlendirebileceğim bir alternatif değil. Ben kendimden soğutmaya çalışırken sen bana düşün düşün deyip durmasana. Benim seçeneğim yok. Seçeneğe ihtiyacım da yok. Oğlumla ayaklarımızın üstünde dururuz biz. Tamam Kübra'cığım. Leyla nerede, şu gönül bir çek. Geldim, geldim, geldim. Hadi çıkart dikeyim. Herkesin içinde. E odada bekleseydin o zaman. Bekledim, gelmedin. Ne yapayım, iğne iplik aradı. Kimler biliyor bu trafiği? En yakınındaki çekirdek kadro. Yani ben babamın da her şeyi bildiğini sanmıyorum. O sadece piyonlarından biri. O yüzden oradan oraya sürüyor garibimi. Engin. Engin. O naşası zaten.
orada tutamayız. Onu oradan çıkartmam lazım. Ama bak sen böyle duygusal yaparsan olmaz. Ben her türlü olasılığı tek tek düşündüm. Leyla şimdi anlatırsan onu zapt edemeyiz. O aklına eseni yapar. Nikah günü basıp giden kadın bunları bilse neler yapar bir düşün. Bak Leyla'ya söylersen onu asıl o zaman ateşe atarsın. Saklayacak bir şey kalmadığında Haşmet'in neler yapabileceğini kestiremeyiz. Sen ne dediğinin farkında mısın? Leyla orada yaşamaya devam etsin, sen de bana izle diyorsun. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Eğer Leyla bir açık verirse, ki verir, topumuz ipe gideriz. Hele ki Haşmet seninle kaçtığını öğrenirse, işte o zaman durdurulamaz. İşte o zaman Leyla'ya kesin zarar verir. Hani çok seviyordu lan? Hani zarar vermezdi? Ya adam hasta hasta. Hastalıklı seviyor. Nefreti de hastalıklı olur. Bak Leyla bu konudan uzak kalmalı. Senden de. Haşmet'in gazabından onu kurtarabilmemizin tek yolu bu. Ya Alper. Bak ben hepimizi kurtarmak için senden yardım istedim. Yanlış bir hamle yapıp hepimizi yakma. Onları tezgahın altına koy. En son çıkacak onlar. Tezgahın altında hamur var, mayalanmıştır. Onu da bu tarafa al artık. Hamura ilave edeceğim malzemeler var. Yumurta çıkart dolaptan. Bir an önce tereyağını da çıkar oda sıcaklığına. Kap! Ay çok özür dilerim. Gerçekten bilerek yapmadım. Önemli değil. Sana bir şey olmadı ya. Olmadı. Olmasın. Her şeyi anlattım. Rıdvan müdür nerede? Şube dışında. Neden? Olayla ilgili irtibata geçmiştik. İlk ifademizden haberdar kendisi. Fidyeyi ödediğinizden de mi? Hayır. İlk şikayetimizi ona bildirdik sadece. Fidyeyi niye bize bildirmediniz? Ani gelişti memur bey. Birden telefon açtılar. Polisi bu işe karıştırmayın dediler. Yani üç kuruş para oğlumun hayatından daha mı değerli? Sizi nasıl buldular? Oğlum aslında nişanlımın oğlu. Yani ben de nişanlımın telefonlarına bakıyordum. Fidyecinin eşkali? Görmedim. Görmediniz. Bebeği nasıl aldınız? Yani beni bir ormanlık alana çağırdılar. Bebeği bir ağaç altına bırakmışlar. Silahlı izlediler. Çantayı oraya bırak dediler. Oğlum ağlıyordu. Dayanamadım, aldım kucağıma, birden paralize oldum. Kimse parayı kontrol etmedi mi? Seslendikleri yöne doğru çantayı açtım, gösterdim. Sadece birden fazla kişi olduklarını gördünüz, öyle mi? Hayır, görmedim. Yani sadece tahmin ediyorum birden fazla kişi olduklarını. Yani bu tip adamlar böyle bir olaya tek başlarına gelmezler herhalde, değil mi? Ayrıca ben neden suçlu muamelesi görüyorum ya oğlumun hayatını kurtardım diye? Avukat mı çağırayım illa? Biz vazifemizi yapıyoruz Haşmet Bey. Sizin için önemli olmayan en ufak bir detay bizim için bir ipucu olabilir. Siz bize yardımcı olmazsanız biz size nasıl yardımcı olacağız, değil mi? Tamam da bildiğim her şeyi anlattım. Rıdvan'la irtibata geçelim hemen. Neler dönüyormuş öğrenelim. Tabii efendim. Bir insan girdiği yeri ancak bu kadar doldurabilir. Boynuz kulağa geçiyor Anış'la. Kime hava atayım şimdi ben? Dayıma mı atayım, Alper abiye mi atayım? Hangisini istersen at artık Burak'cığım. Nasılsın? İyiyim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alper abi içeride çekimde. Biliyorum, biliyorum.
erteleye erteleye en sonunda sıkıştılar, öyle değil mi? Ama çok da aksilik oldu tabii. Doğru, haklısın. Ben de her şey yolunda mı diye kontrole geldim bugün. Ne yaptınız? Ne ikram ediyorum size? Formunda görünüyorsun. Bakalım beni nasıl şımartacaksın? Sana bırakıyorum. Dayın nasıl bu arada? İyi. Neden? Hiç. Merak ettim. İyi. Kendi ellerimle bir kahve hazırlayıp geliyorum. Yeni öğrendim tarifini. Nefis. Sabırsızlıkla bekliyorum. Nasıl iyi bu adam hala ya? Ne oldu bu lanet flash diski? Kuşum iki günde büyüdü ya. Şuna bak kocaman. Bir dakika anneannenle kalmaya ne dersin? Gel bakalım. Hoş geldiniz. Bu niye burada? Malum yeni kavuştular ya. Leyla ayrılmak istemedi. Ama işini aksatmıyor hiç. Yani ben ilgileniyorum. Ay Canan Hanım, ne olur kusura bakmayın da çok acil lavaboya gitmem lazım. İki dakika bir göz kulak olur musunuz? Olamam. Hayır. Ya ben kimseye emanet edemedim malum bu kaçırılma olayından sonra. Tedirginiz biraz. Ya hemen geleceğim. İki dakika. Siz böyle daha yan gözle bakarken ben gittim geldim. Hemen. Ben şey yapamam. Yani burada çocuğun ne işi var? Şş, yat, yat sen bakayım geri. Yat, koy kafanı oraya. Öyle kal. Oynama oralarla. Oynama. Torununla vakit geçir bakalım Neziha Hanım. Hadi Rüzgar, erit şu buz kütlesini. Göreyim seni. Ham maddesini hatırlat şuna. Gülme... Tamam sus orada sus sen. Hayır çıkamazsın. Hayır. Şş, ağlama ama. Şş, yat yat sen. Hayır ağlama ağlama. Nasıl bir tuvalet bu? Şşt. Bildiğiniz gibi hafta içi her gün haber saatinden önce sizi burada ağırlıyor olacağım. Mutfağımda bana arkadaşlık ettiğiniz için teşekkür ederim. İyi bir hafta sonu olsun. Pazartesi tekrar görüşünceye kadar lezzetle kalın. Hoşça kalın. Kestik. Süperdi. Bir haftayı tamamladık nihayet. Teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. İlk hafta olduğu için size içeride bir sürpriz hazırladım. İsterseniz yemekten sonra burayı toplayalım ha? Ben çıkacağım birazdan. Kostümleri hazırlamam lazım. Sponsora gidecek, bekliyorlar. Tamam, birazdan ver. Hemen mi istiyorsun? İki dakika beklerim. Yüzüğü takmışsın. Bir de bunlar var en çok tercih edilen. Yok, öyle şeylere ihtiyacım yok. Bana en basitinden bir tane ver yeter. Bir derken? Kendim için istiyorum sadece. Kısa bir süre takacağım. Bu benim için kâfidir. Yeni bir şey öğrendin o zaman. Saatle ilgili.
Leyla'ya haksızlık ettiğimi öğrendim. İhaneti sende gördüm, sende şiddeti gördüm, aşkı gördüm. Yanarak içinden geçtiğim aşkım, kor olmadan küreden. Ama beni öptü. Leyla, ben... Öyle anlık bir şey miydi ki? Eğer Leyla bir açık verirse, ki verir, topumuz ipe gideriz. Hele ki Haşmet seninle kaçtığını öğrenirse, işte o zaman durdurulamaz. İşte o zaman Leyla'ya kesin zarar verir. Özür dilerim. Aşkı gördüm. Yanarak içinden geçtiğim aşkım, kor olmadan küle döndüm. Konuşacak fazla bir şey yok o zaman. Dokun bana, bana dokun da olur. Hasretim. Senin adına sevindim. İnşallah Berna da bir an önce ayaklanır. Çiçek de çok sevinir. Yeniden bir aile olursunuz. Ben dışarıda beklerim. Yani kostümleri. Geçiyor günler, çok üzgünüm. Geçiyor akşamlar, sessiz. Geceyi yırtar yalnızlığım. Güneşi yakarım sensiz. Ben sana tutsam, sen bana yasak. Gel günahlarla, korkularla. Arkadaş. Sürpriz. Hem de nasıl sürpriz. Kaan, hoş geldin. Hoş bulduk.
yapıyorsun? İyiyim. Öğle yemeğine çıkmıştım. Ya ne zamandır gelecektim seni tebrik etmeye, gelemedim. Uğrayayım dedim. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Memnun musun? Memnunum Kaan ya. İyi, iyi gidiyor. Bu ara biraz işler karışık burada. Hemen vereyim sana havadisleri. Dakika bir koy bir. Allah'ım yarabbim. Hatırlıyor musun sen yardımcı olduğun nüfustan da bir kadın arıyordum. Hani ben arkadaşımın annesi falan diye anlatmıştım. Evet. Kavuşturabildin mi ikisini? Ay. Bak. Şurada oturan hanımefendi var ya. O işte. Ay. Ya, olmadı. Patladı o plan. Kucağındaki de torunu. Bu haberi yok. Neden? Ya ben kalktım gittim Leyla'yı annesinin yanında işe soktum. Ama Leyla'nın annesi olduğuna haberi yok. Var ya öğrense üf. Yani ne yapacak hiç bilmiyorum. Şimdi ben düşündüm dedim ki bunlar yakın olurlarsa birbirleriyle böyle bir ne bileyim samimileşirler, ılımlaşırlar falan. Abi kadın şeytan çıktı ya. Ya Leyla'ya kök söktürüyor. Ben de böyle bir kere ortalığı karıştırdım şimdi nasıl toplayacağımı bilmiyorum. Öyle uzaktan bir kazayı izler gibi izliyorum ama var ya hiçbir fikrim yok ne yapacağımla ilgili. Öyle yuvarlandık gidiyoruz. Her günün ayrı alem. Özledim seni. Ama şimdi kaçmam lazım. Bu akşam işten çıkınca bir yerlerde bir şeyler içelim, tamam mı? Hem sen de bu mevzuları bana anlatırsın detaylarıyla. Olur, tamam. Bir şey yapalım. Bizim mekanda buluşalım. Ay ya Kaan, ben duydum. Nişanı falan atmışsınız, çok üzüldüm. Ya, ben üzülmedim. Atlattım sayılır. Biz hem konuşuruz bunları baş başa. Seninle güldüğümüz zamanları özledim. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Selam. Tanışıyor muyuz? Ben seni tanıyorum Kaan Kaya'dan. Pardon? Ezgi'nin eski ofisinden arkadaşı olduğunu biliyorum. Nişan attığını biliyorum. Sosyal medya sağ olsun. Kimsin arkadaşım sen? Bak şimdi. Ezgi iyi niyetli bir kızdır. Senin niyetini anlamayabilir. Ama benim gözümle kulağımda açıktır. Benim kim olduğuma gelince... Eğer seni bir daha Ezgi'nin etrafında görürsem... Ya da bu konuşmadan Ezgi'nin haberi olursa... Göreceğin son kişi. Ha ama olmazsa adım Engin. Mekanımızı her zaman bekleriz. Bir kahve mi içersin? Ama bu akşam buluşacaktık Zanzara'da. Buluşmayacaksın. Hatta telefonlarına bile cevap vermeyeceksin. Tamam. Hadi. Buyurun olsun. Ses yapma yalnız. Ses yapma. Hah, öyle güzel güzel oyna bakalım. Ne bakıyorsun? Alsana şunu, kaldı böyle. Gel annem, gel, gel, gel bebeğim. Şey, Canan Hanım, benim birkaç saatlik işim vardı. Çocuk da Ezgi'deydi. Nasıl size geldi anlamadım. Hayır, gelme diyorum işe. İnatla geliyorsun, anlamıyorum ki. Ama ben bütün işlerimi hallettim, hiçbir şey aksatmadım. Emin olabilirsiniz. Bana geldiğine göre... Bir sorun vardır, öyle değil mi? Leyla sabrımı taşırıyorsun. Bugün özel bir gün diye susuyorum. Sadece bugün için ama. Çıkışta yakın bir hastane vardı. Oraya uğra diyecektim sağlık sayısı için ama... Ne diyeyim şimdi bu halde? Giderim ben Canan Hanım, hiç sorun değil. Nasıl gideceksin? Neyse, başka birini yollarım artık. Benim zaten kan tahlili yaptırmam gerekiyor. Bahaneyle gitmiş olurum. İşleri de halledeceğim. Ben hiçbir işi yarım bırakamam. Çocuğu da Ezgi'ye bırakırım. Hallederim yani. Siz bana söyleyin ne yapmam gerekiyor. İyi, hallet o zaman. Ben de keyfimle bir kahve içeyim şurada. Önce bir Ezgi'yi bulmam lazım tabii. Neyse tamam. O zaman görüşürüz. Al, arabayı da al. Ah, unuttum bir an. Pardon, özür dilerim.
Haşmet'ciğim. Canan merhaba. Merhaba. Bu akşam müsaitsen bir yemek yiyelim mi? Seninle konuşmak istediğim özel bir şey var. Tabii senin için her zaman. Benim restoranda diyelim mi? Dedik bile. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Aa, Rüzgar nerede? Annesi aldı. Müşterilere güvenerek çocuk sorumluluğu alınmaz. Bunu Haşmet Bey'e iletecektim ama bu defalık sana bir şans veriyorum. Ay, ne olur kusura bakmayın. Ben çalışan annenin halinden ancak bir çalışan anne anlar diye düşündüm. Affedersiniz. Benim çocuğum yok. Ah, çok affedersiniz ya. Ben pot kırmak istemedim. İyi çalışmalar. Bugün de herkes beni korkutmak için sıraya girdi maşallah. Ben değil. İyi, kendine gelmişsin. Alper yok galiba. Alper'le Leyla'yı teftiş için geldiysen merak etme Asayiş Berkemal. Zaten artık sen de ettirsen, ben de kaptırsam bugün itibariyle o iş bitti. Geçmiş olsun. Rahat edebilirsin. Neden? Alper eşini bekleme kararı almış. Ve bu kötü bir şey çünkü... Yo. Yani evlilik kurumuna saygımız sonsuz. Umarım eşi bir an önce iyileşir ve birlikte mutlu mesut bir hayat yaşarlar. Ben sana bir şeyler hazırlayayım, yiyecek. Her ay bir sonraki aylık raporda size daha iyi bir haber vermeyi isterdim ama... Maalesef Berna Hanım'ın durumu hala stabil. Onu bu ara daha az ziyaret ediyorsunuz. İşlerim yoğun. Tahmin ettim. Zaten o yüzden sizinle görüşmek istedim. Bakın eğer dilerseniz eve sistem kurup onun bakımını evde de üstlenebilirsiniz. Hem bu sizin için daha az masraflı olur. Teşekkür ederim. Kızımın psikolojisi için pek iyi olmaz bu durum. Yani aslında bence tam tersi de olabilir. İnanın evdeki durumlar Berna için pek elverişli değil. Burada kalması çok daha iyi. Hem kızım istediği zaman gelip annesini ziyaret edebiliyor. Ben burada kalmasını tercih ederim. Tabii, karar sizin. Bir kere görsem ne olur sanki. Merhaba. Ben Berna Eren'i ziyaret etmeye gelmiştim de... ...oda numarası nedir? Bir saniye. Salak gibi bunca yıl evliliğimizi korumaya çalıştım. Bunu hak etmiyorsun Berna. İyi haberi duyamayacaksın ama ben yine de vereyim. Avukatla konuştum. Teyzen vasiye olacak. Senin adına imzayı o atacak. Boşanıyoruz. Thank you.
neden geldiğimi bilmiyorum. Ama galiba Alper'in aşkını ve sadakatini kazanan kadını çok merak ettim. Kendimi alamadım. Hasta yatağında bile ne kadar güzelsiniz. Alper size haksızlık ettiğini fark etmiş. Ben en çok Çiçek için sevindim. Çünkü sizi çok özledi. Ve çok iyi bir kız yetiştirmişsiniz. Sıcacık bir aileyi hak ediyor. Umarım bir an önce iyileşip ailenizin başına dönersiniz. Ve umarım hayat boyu Alper'in kıymetini bilirsiniz. Uyandığınız zaman bu geçirdiğiniz günler için sakın üzülmeyin. Hep şükredin. Çünkü çok şanslısınız. Herhalde Alper gibi biri bir kadının karşısına milyonda bir çıkar. Ne demek bilmiyorum Rıdvan. Sen bu dosyayı alırken sömen altı edeceğim demedin mi? Dosyanın organize suçlarda ne işi var? Yani bütün dosyalar tek tek inceleniyor. İş olmayan biri burnunu sokmuş. E ne yapalım? Parayı alırken bunu bilmiyor muydun Rıdvan? Rıdvan, senin de açılmasını istemediğin dosyaların açılsın mı? Bana mazeret değil, çözüm üret. Tamam tamam, halletmeye çalışacağım. Hangi uyanık niye açtıysa dosyayı. Yalnız zaman ver bana. Çalışma Rıdvan. Hallet. Bu mesele büyümeden kapansın gitsin.
Hala. Çok yakışmış. Burnun uzayacak. Aa, vallahi çok yakışmış. Sadece boyunu bir tık kısaltsak fıstık gibi olacak. Bir tık. Bırak Eylül ya. Baksana şu renklerine. Ben de patlıyor bu renkler. Hiç güzel olmuyor. Berna sarışın. Ben kumral. Neyse ama. Sokakta böyle parmakla göstermekte zorlanmazlar en azından. Bir şey diyeceğim. Pazara mı gitsek? Ay Eylül, ben kıyafet diyorum, sen pazar günü planı yapıyorsun. Nereye gideceğiz? Ya öyle pazar demiyorum halacığım, sosyete pazarı. Aa, o gerçek mi? Efsane değil mi? Ay, sosyetenin pazarı mı olur ya? Ya olur tabii halacığım, hem de öyle markaların çakmaları geliyor ki gerçeklerinden ayırt edemezsin. Gidelim vallahi, bak perşembe günleri. Benim bünyem kaldırmaz. Ay kalbim sıkışır vallahi. Taklitlerini giyeceğimi hiç almam, giymem daha iyi. İstemem ben öyle şey. Sen de Burak'la falan buluşmaya giderken sakın öyle şeyler giyme ha. Bu top yine nasıl Burak'a sekti acaba? Ya saat kaç olmuş? Sen daha duşa girmedin. Saçın, makyajın, hazırlığın. Geç kalacaksın Burak'la konsere, hadi. Vallahi gitmeyeceğim diyorum, ısrar etme. Sen benim neşelenmemi istiyor musun? Ay ama ters köşeden vuruyorsun. Ama sen de hayatın o fırsatını tepikliyorsun. Ya tamam birazcık nazlan da, bu kadar naz da fazla çocuğu bıktırma. Ya başıma ne zaman bir vukuat gelse çocuk oradaydı. Bir uğursuzluğa işaret değil mi sence de? Görüşmesek diyorum. Ben de kader diyorum. Haşmet Tuğcu'nun yeğeni diyorum. Bu adamın bir çocuğu olmazsa, ki bence olmayacak. Tek varis diyorum. Eğitimli, efendi, yakışıklı çocuk diyorum. Allah yürü ya kulum demiş, yardır diyorum Eylül. Ya hala istemiyorum diyorum. Bak hala miyavlıyor. Kalk. Hadi hızlı duş. Kalk, benim camı sıkma. Hadi. Ya. Hadi. Hadi Eylül. Kalk hadi. Ya of hala ya. Hızlı duş. Hadi. Ben kaç gündür seni arıyorum ya. Sen burada mıydın be? Bir dakika, bu benimki mi ya? Ben çıktım restorandan. Yok yok, dönmeyeceğim. Benim işim var akşam. Tamam, bir çocuklarla konuşup öğrenirim o zaman. Tamam. Tamam, ben döneceğim hemen sana. Burak, üzerini deşmişsin, çıkıyor. Ya o listeden benim odada da var ama galiba. Bir dursana. Sen kapat, arayacağım ben seni. Ne vardı Simge? Sabah konuşmuştuk ya, formları birlikte dolduracaktık. Form? Yüksek lisans için yardım edecektin. Ha, evet. Ya benim acil çıkmam gerekiyor şimdi. Yetişmem gereken bir yer var. Çıkmadan da işle ilgili halletmem gereken bir pürüz var. Çok acele değilse yarın yapsak olur mu? Ya da aceleyse dayım bu akşam gelir, ona söylerim, o yardım eder. Yok yok, beklerim ben seni. Ya Haşmet Bey'le senin olduğum kadar rahat olamıyorum ki. Peki. Görüşürüz o zaman. Mercan, halacığım vallahi çok yardım edesim var ama kolumu kaldıramıyorum ya. Bir halsizlik var üstümde. Tamam halacığım, hallettik biz hiç öyle. Hadi gel artık. Babam gelmiş, babam gelmiş. Fıstığım, hoppala. Amca. Ay Alper, yoksa Sedat'la ilgili bir gelişme mi oldu ha? Sakin olun. Erken geldim sadece. Ben özlediğin için mi geldim baba? Evet fıstığım, seni özlediğim için geldim. Oh, bugün bir kaçamak yaptım sizin için. Baba bak, biz birlikte hazırladık Mercan'la. Aferin size. Elinize sağlık. Hadi o zaman ben de ellerimi yıkayayım, geleyim yanınıza bir an önce. Eylül nerede? Odasında mı? Burak'la gitti. Hangi Burak? Sizin Burak işte, Haşmet'in yeğeni. Hadi yemekleri soğutmayalım. Neden benim haberim yok?
Allah Allah. Konsere gidecekti işte. Çocukta da bilet varmış. Beraber gittiler. Ne var bunda? Suzan! Sana daha önce söyledim. Bana sormadan Eylül'e bir daha izin verme dedim. Ya Burak işte tanıdığımız çocuk. Ne var bunda ya? Eylül'ün de eli yüzü düzgün bir arkadaşı oldu. Niye celalleniyorsun hemen? Baba ne oldu? Neden kızdın? Yok bir şey güzelim. Hadi sen yemeğini ye. Otur hadi. Seninle sonra konuşacağız. Açmıyor. Açmaz. Konserde diyorum sana. Duymuyordur kızcağız. Ne yapsın? Bu son olsun Suzan. Anladın mı? Bir daha bana sormadan Eylül'e izin vermek yok. Sen beni böyle odanın köşesine gönderip tek ayak üstünde cezaya bırak bir de istersen ha. Ne bağırıp duruyorsun? Ben de halayım herhalde. Yeğenimin üstünde o kadar bir şeyim olsun benim. Hem Haşmet dayısı gibi haza beyefendi bir çocuk ne var yani? Delirteceksin beni. Gerçekten delirteceksin. Ne oldu babana Mercan? Eserekli kızım senin baban. Sen yandın genç kızlığında. Ben sana söyleyeyim yani. Ya yapma çocuğa hala ya. Yok tatlım. Herhalde babanın biraz canı sıkıldı işte. Sakinleşir birazdan. Sen bakma halama. Bak halana bak. Gel de yemek yiyin hadi. Buz gibi oldu her şey zaten. Karnım aç. Hiç doymuyorum. Açım hep. Açım. Aşırı açım. Uğradığında bahardı buralar. Şimdilerde biraz delikanlı. Gelmeden durmaz bu yağmurlar. Başka neden geleceksin? Başka neden geleceksin? Belki biraz kırgınız ama sebepsiz hep kavgamız. Sen bir gül yine gün açacağız. Ah sen gül güneş açacağız. Anlatmaz anlatamaz. Belki de hiç kavuşamaz. Bazı adamlar böyle değil. Bana şey anlatana bak. Çek elini. Böyle. Doğum günündeki lavuk değil mi? Önce sen yolunu yaptın, suçunu bastırıyorsun kendince. Ne? Ya bırak anlatma bana bu ucuz numaraları. Ya rahat bırak beni ne dediğini bilmiyorum. Buraya gel. Beni o lavukla boynuzladın. Kendince bir de beni karaladın. Ya çek elini. Sen hala konuşmayı... Dönemez mi? Lan sensizsin. Bırak yapma. Işıldıyorsun yine Canan. Teşekkür ederim. Lütfen. Meraktan akşamı zor ettim. Hiç bu kadar meraklanmamıştım. Yemeklerimizi söyleyelim mi? Biraz da heyecanlanalım diyorsun ha? Kötü bir şey değil değil mi? Vallahi nereden baktığınla alakalı Canancığım. İnşallah değildir. Gerilim bekliyoruz.
Menü ister misiniz Haşmet Bey? Ben istemiyorum. Hanımefendiye verin lütfen. Ben de almayacağım. Restoran sahibi karşımda. Seçimleri sen yap. Cevizli bir mevsim salatası. Peynir olmasın. Bir de Laos ızgara yeriz. İçecek olarak her zamankinden. Tamamdır. Evet. Neyle ilgili olduğunu söyle bari. Sabret biraz. Peki. Günün nasıl geçti? İyi. Seninki? Zor bir gündü. İyi. Acaba diyorum ki şu Hakverdi'nin mevlütünü camide mi yapsak? Salih, Haşmet Bey o kadar hazırlık yaptırttı. Ayıp. Hem sen niye bu kadar karşısın mevlüdün burada yapılmasına? Uyudu mu? Hem de mışıl mışıl uyudu. Teşekkür ederim Leyla'cığım. İzin verdiğin için. Çok özlemişim onu. Hem suçluyum hem güçlü, bir de ağlıyorum değil mi? Kusura bakmayın. Gülsün teyzeciğim, hani ağlamayacaktık artık, söz vermiştik. Elimde değil yavrum. Üzmeyin hiç kendinizi. Neyse ki her şey tatlıya bağlandı. Geçin şöyle oturun Gülsüm Hanım. Hadi gel. İnsan bu dünyada ne hatalar yapıyor. Siz benim kızımı, torunumu sahiplenmişsiniz, sevmişsiniz. Onlara kol kanat germişsiniz. Çok teşekkür ederiz yani. Benim iki tane oğlum var Allah bağışlarsa. Hep bir kızım olsun istemiştim. Rabbim bana Leyla'yı gönderdi. Onu kendi kızım gibi seviyorum. Oğlunu da torunum gibi seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Canım. Canım benim. Ne vardı o kadar dövecek? Şş, tamam. Memur Bey, Eylül'ün durması gerekiyor mu? Ben buradayım zaten. Mağdurun sağlık durumu netleşene kadar azmettirici olarak o da buradalık olacak. Yahu kasıtlı bir şey yok ki. Neyin azmettiricisi? Adam hem saldırıyor hem taciz etti. Kayıtlardaki gümrük sizden geliyor. Ben avukatımı arayacağım. Sen de amcana haber ver. Bu gece buradan çıkışımız zor. Olmaz. Bu sefer bitirir beni, zaten haber de vermemiştim. Alper abiye haber vermedin mi Eylül? Tebrik ediyorum seni. Neyse zaten öğrenecek. Bari meraktan delirmesin adam. Ya odamıza bir şey olmaz, merak etme. Ararlar birazdan hastaneden. Zaten rapor gelince buradan çıkabiliriz değil mi? Bilmiyorum Eylül'cüğüm. Bilmiyorum. Ama her halükarda söylememiz lazım. Sen söylemezsen ben söyleyeceğim. Ya bizi ne hale soktuğuna bir bak. Ben mi soktum bizi bu hale? Ben mi soktum? Neyse. Bunu burada tartışmayacağım seninle. Amcama söylemek için yardım isteyeceğim. Kimden? Bir dakika. Amcam kaç kez aramış. Harika. Efendim? Ben... Eylül, rahatsız ediyorum ama yardımına ihtiyacım var. Bir şey mi oldu? Burak'la karakoldayız. Konsere gitmiştik birlikte. Eski erkek arkadaşımla kavga ettiler. Ha,
hastaneden iyi raporu gelene kadar bizi burada tutacaklarmış. Azmettirici falan diyorlar bana. Burak avukat çağıracak şimdi. Peki ya neredesiniz siz şu anda? Bostancı Karakolu'ndayız. Ya ben asıl sana şey diyeceğim. Amcamı arayamadım korkudan. Tamam. Tamam sakin ol. Ben şimdi geliyorum tamam. Ne olmuş kızım? Hayırdır kötü bir şey mi var? Babacığım iş yerinden arkadaş aradı da yarın baskıya girecek bir şey yapamamış. Benim oraya gitmem gerekiyor. Yoksa Canan Hanım kovar vallahi. Gülsün teyzeciğim, ben gitsem sana ayıp olur mu? Olur mu yavrum? Sen git işine bak hadi çocuğum. Ben de kalkacağım zaten birazdan. Ay olur mu canım? Biz sohbet edeceğiz, çay içiyoruz. Gitmeyin. Peki o zaman biraz daha kalırım. He sen rahat rahat çayını iç tamam mı? Tamam canım. Görüşürüz zaten sonra konuşuruz. Canım benim konuşuruz yine. Tamam yavrum. Ben fazla geç kalmam. Güle güle Leyla. Hadi güle güle. Ay bu kadar cadı mı bu Canan Hanım? Çok zor bir patron. Yani Leyla'nın işi gerçekten çok zor. Allah yardımcısı olsun. Ah neyse ki evlatçığına bir şey olmadı. Biliyorum yani bu durum sizler için çok zor. Ama ben sorumlu hissettiğim için kendimi düşündükçe nefesim kesiliyor. Haklısınız. Yani ben de sizin yerinizde olsam düşündükçe çıldırırım. Hele canım torunumuzun sizin oğlanın yediği herzeler yüzünden kaçırıldığı düşününce böyle hissetmeniz çok normal. Efendim? Neyse canım ne önemi var şimdi? Önemli olan içeride torunumuzun sağ salim uyuyor olması öyle değil mi? Hayır yani benim oğlumla ne alakası var anlamadım. Sanırım Ayla başka bir şey söylemek istedi. Öyle değil mi Ayla? Ay Salih kadının bilmek hakkı. Baksana bilmiyor yazık. Ayla dedim. Hayır bir dakika bir dakika. Bir dakika. Siz şu söylemek istediğinizi söyler misiniz efendim? Oğlunuzun tefecilere borcu varmış. Rüzgar'ı da sizin torununuz olduğunu sandıkları için kaçırmışlar. Yumurta şöyle cevap verdi. Az önce ev sahibinden, küçük bir çocuktan ve bir satıcıdan kaçtım. Beni yemene izin vereceğimi mi sanıyorsun? Bir daha. Ama prensesim, üçüncü oldu bu. Hadi artık uyku vakti. Hadi bakalım siz uyuyun. Çabuk 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 çabuk. Hadi bakalım uyuyoruz hemen. Alo Alper. Affedersin. Çiçeği uyutuyordum da dinliyorum. Ha anladım. Alper şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim ama sakin olmaya çalış ve büyük tepkiler verme olur mu? Ne oldu? Anlaştık mı? Leyla ne oldu? Eylül karakoldaymış. Ne? Neden? Doruk'la bir kavgaya karışmış Burak. Avukat falan çağırmışlar. Ben de şimdi yoldayım gidiyorum oraya doğru. Seni neden arıyor da beni aramıyor? Bilmiyorum çekindi herhalde senden. Hay Allah'ım ya. Tamam. Teşekkür ederim haber verdiğin için. Sen eve geri dön. Bana hangi karakol olduğunu söyle ben giderim. Alper, üzerine gitme lütfen kızın. Birazdan makul tepkiler verirsen belki gelir önce seninle konuşur. Tabii konuşabilmesi için de karşı taraftan birinin dinlemesi gerekiyor değil mi? Hangi karakol? Leyla, hangi karakol? Bostancı karakolu. Tamam, ben hallederim. Sen geri dön. Akşam bu saati sokaklarda dolaşma. Düşünceyi tuttu. İnsan önce bir teşekkür eder. Ben oldum.
Aman yok, size söylemedim ben. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyorsun ha? Aslında bunu sana söylemeyeceğime söz vermiştim. Ama bunun altında ezildim Canan. Enteresan bir giriş. Zaten durum da enteresan. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Lafı dolandırmasam mesela. Hı? Artık. Leyla benim nişanlım. Yani nikahta anlaşmazlık yaşadığım kadın o. Hastaneden bir haber var mı? Ya Leyla, aslında Alper abi aramak lazım tabii. Ben hem de bu gece hiç yormak istemedim seni ama... Eylül ille de Leyla'yı arayacağım dedi. Ben bu kadar yakın olduğumuzu bilmiyordum. Alper Bey'i asiste ederken Eylül'le bayağı bir sohbet etme, dertleşme fırsatımız olmuştu. Ya bu saatte rahatsız ettim seni ama aklıma panikten arayacak başka kimse gelmedi. Hiç önemli değil tatlım ama Alper Bey'e haber vermemiz gerekiyor biliyorsunuz değil mi? Sonrasında ben bu durumu ona açıklayamam çünkü. Alo. Eylülcüğüm, ben aslında amcanı aradım. Köpürdü değil mi? Ya sen arada tampon bölge ol en azından. Biz direkt karşılaşırsak benim için ölümcül olabilir. Tamam ama bak, senden tek bir ricam var. Bu gece sakın zıtlaşma, tamam mı? Ortalık birazcık durulsun, sakinleşsin. Sonra tartışmak istersen tartışırsın. Ama bu gece değil, tamam? Sen yardım edeceksin değil mi? Ben elimden geleni yapacağım, merak etme. Avukatım geliyor şimdi. Konuşursun. Hayır, hayır, hayır. Bir şey söyleme dayıma bu akşam. Merhaba. Merhaba. Burak. Hadi görüşürüz. Serkan, hoş geldin. Hoş bulduk. Gelirken hastaneyi aradım. Pardon, bölüyorum ama benim bir telefon görüşmesi yapmam lazım. Tabii. Leyla, ben sana eve git demedim mi? Ben de sana gelme, ben hallederim demedim mi? Şu gelişine bak. Sonra da kızıyorsun, kız niye seni aradı da beni aramadı diye. O ne alt yedini bildiği için. Alper, Eylül senden korkuyor. Eğer benden korksaydı Leyla, bugün burada olmazdı. Burak'a ne dediniz? Yani Eylül seni aradığı için. Endişelenmene gerek yok. Alper Bey'i asiste ederken Eylül'le yakınlaştık, sohbet ettik, konuştuk dedik. Tamam. Bundan sonrasını ben hallederim. Geldiğin için teşekkür ederim. Alper, Eylül'e destek olacağıma söz verdim. Ben onun amcasıyım. Onu benden korumana gerek yok Leyla. Lütfen git artık. Bir kere de esip savurmadan bir dinle adam. Kızı Burak'ın önünde mahcup etme sakın. Burak Eylül için kim ki? Hangi ara önünde mahcup edilmeyecek hale geldi bunlar? Bilmiyorum. Ama sen de bilmiyorsun. Belki de tesadüf eseri oradaydı. Belki de başka bir sebebi var. Sen sabahleyin demedin mi Berna hakkında yanılmışım diye? Belki Eylül hakkında da yanılıyorsun. Önce bir dinle. Rüzgar meselesinin üstüne buraya kadar kalkıp gelmişsin. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ama rica ediyorum, lütfen git artık.
senin burada olmaman lazım. Hele de Burak buradayken. Ben senin için gelmedim Alper. Burak'tan çekinmene de gerek yok. Düzenini bozacak hiçbir şey yapmayacağım. Merak etme. Yani olay bundan ibaret. Orada şahitler de vardı. Tamam, güzel. Ağır tahrik unsuru da var. Hastane raporu da iyi gelirse işimiz kolay. Hadi bakalım. Alper abi. Serkan Bey. Alper Bey. Ne durumdayız? Biz de tam onu değerlendiriyorduk. Canan, bir şey söylemeyecek misin? Sessizliğin beni eziyor. Ne söylememi istiyorsun Haşmet? Özür dilerim. Niyetimiz gerçekten seni kırmak değildi. Bu kız bir aydır burnumun ucunda yaşıyor. Bir dolu şey oldu. Hiç renk vermediniz. Beni resmen salak yerine koydunuz. Canan lütfen. Lütfen böyle söyleme. Ya ben gerçekten sana söyleyecektim. Ama Leyla kendisi söylemek istedi. Çok gururlu, inatçı bir kız. Yani şaka gibi ama bu huylarını aynı sana benzetiyorum. Dostluğumuza istinaden ona ayrıcalıklı davranmanı istemedi. Benim ismime dayanarak bir şeyler yapmak istemiyor. Uygun bir zamanda kendisi konuşacaktı seninle Canan. Ne zamanmış o uygun zaman? Sen de biliyorsun Canan. Olaylar üst üste geldi, bir sürü şey oldu. Yani fırsat bulamadı kız. Yani bir de zaman geçtikçe herhalde çekindi seninle konuşmaya. Ben de daha fazla dayanamadım. Neden şimdi? Leyla artık bende yaşıyor. Ama çok gururlu. Yani ben ne desem, ne yapsam kendi ayakları üzerinde durmak istiyor. Ben de zaten onun bu azmine hayranım. Yani ona söz verdiğim halde yine de geldim seninle konuştum. Ne olur beni anla. Sen de aşık olmuşsundur Canan. Siz Engin'i hastaneye yönlendirdiniz o zaman. Evet. Yerinde görsün bakalım bir çocuğun durumunu. En net o zaman konuşabiliriz. Dua edelim de çocuğun durumu vahim olmasın. Görüntülere bakılırsa kötü dayak yemiş. Peki Eylül'ün azmettirici olması çok saçma değil mi? Yani tesadüfen karşılaşmışlar. Ne yapabilir ki? Doruk'un ifadesine göre değişir bu. Eğer derse ki o akşam orada olduğumu biliyordu. Benimle de kıskançlıktan dolayı husumeti vardı. O zaman... O zaman? O zaman Burak'ı kurtarmamız zorlaşır. Ama Eylül'ü kurtarırız. Tabii bu tesadüf olayını ikna edebilirsek. Edemezsek? Ya sen de en kötüsünü düşünme ben canım. Etkili değilim maalesef ama şansımı sonuna kadar zorladım. Sen bana değil tatlım, amcana güven. Ya bakışları ateş saçıyor. Yani kızacak ama bir şey olmaz. Sen sakinliğini koru, tamam mı? Serkan Bey, düşünme diyorsunuz da ben düşünmeden edemiyorum. En kötü senaryo nedir? Ben bileyim de. Bu durumda en kötü senaryo... Burak'la aynı cezayı alması olur ki ben işi o noktaya vardırmayız diye düşünüyorum.
kim var bu sevkiyatların başında? Engin. Operasyonları o yürütüyor. Aslında her şeyi o yürütüyor. Haşmet'in en güvenilir adamı. İki dünya arasındaki köprüsü. Diğerlerini ben görmedim yani, çalışmadım. Bilmiyorum. Alper. Engin. Doruk'un durumu nasıl? İyi. Ama dava açmakta kararlı, caydıramadım. Tamam canım, açsın. Ondan büyük bir şey çıkmaz artık. Çocuğun durumu ne diyorsun? Tahrik var, tanık da varmış. Çıkarlar ama bu gece değil mi? Tabii tabii. Bu gece çıkartırız, merak etme sen. Engin, ben raporu alayım ya. Bir an önce işleme sokacağım çünkü. Bu arada senin şu cinayet davası ile ilgili. Yakalanan adamla hapiste görüş izni kopardım. Çok teşekkür ederim. Ne zaman? Çarşamba. Evet, çarşamba günü. Birlikte gideceğiz zaten. Tamam. Tamam. Seviyor musun? İyi. Sakin olmaya çalışıyorum sadece. Aman abi, sakin. Bildiklerime karşı ne kadar sakin olduğumu bilsen Engin, şaşarsın. Süper abi. Kontrolü sakın bırakma. Ben bir buraya bakacağım. Leyla Hanım. Merhaba. Eylül Leyla Hanım'ı aramak istedi. Hastaneden haber var abi. Ne oldu durum? Doruk iyi. Yani en azından durumu iyi. Avukat çıkışınızı almaya uğraşıyor. Birazdan çıkarız. İki dakika konuşabilir miyiz? Çıkalım da önce. Leyla Hanım. İsterseniz ben sizi taksiye kadar geçireyim. Çocuğunuzu daha fazla bekletmeyin. Eylül sizi gereksiz yere yormuş. Teşekkür ederiz. Kusurumuza bakmayın lütfen. Ben götürürüm. Ben eve gidiyorum zaten. Beraber gideriz. Peki. İşlemleriniz bitti. Siz artık gidebilirsiniz. Hadi Eylül. Çarşamba için haberleşiriz. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Engin abi, sen de bize mi gelsin acaba? Eylül, arabaya. Geldiğin için teşekkür ederim. Pek bir faydam dokunmadı sana, kusura bakma, olur mu? Bence yine de topu göğsünü yumuşattın. Beni yalnız görseydi felaketim olurdu. Hadi, arayacağım canım seni. Konuşmama hakkını kullanmayı unutma, tamam mı? Deneyeceğim. Eylül, hadi. Görüşürüz. Abi. İki dakika konuşalım mı? Yani bak, ben kendimi çok kötü hissediyorum. Böyle bir şeye sebep olmak istemedim. Konuşacağız zaten Burak. Ama şimdi değil. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aramızda kalsın. Olur mu? Yani şimdi bir de dayıma mahcup olmayayım. Eyvallah. Hadi gidelim.
seni affettim. Leyla'ya da bir şey söylemedim. Peki benim duygularım yok mu? Tam da ondan bahsediyorum. Senin duygularına güveniyorum Canan. Senin bu sertliğinin kırılganlığından olduğunu biliyorum. Canan, beni en iyi sen anlarsın. Sen hep demez miydin biz birbirimize çok benziyoruz diye? Sen beni daha önce böyle gördün mü? Aşktan dolayı elim ayağımı nereye koyacağımı bilmiyorum. Ben bile şaşırıyorum hala yaptıklarıma. Aşk insanı bu hale getiriyormuş. Bilmiyordum. Bunu biraz mazur göremez misin? Biraz zaman ver bana hazmedebilmem için. Leyla'ya da gönül koyma. Gerçekten art niyeti yok. İçi dışı bir kız. Varlığını bile unuttuğumuz bir masumiyeti var. Kendini hazır hissettiğinde konuşacaktır seninle. Her şeye rağmen beni bilgilendirdiğin için yine de çok teşekkür ederim. Kırgınsın hala. Ben sana hiç kırılır mıyım Haşmet? Bir sancıyız. Herkes gider. Geriye yine biz kalırız. Böyle düşünmene sevindim. Yolculara göre şekil alsaydık 20 seneyi deviremezdik bu camiada. Senin adına çok mutlu oldum. Gerçekten mutlu oldum. Teşekkür ederim. Ben müsaadeni istiyorum. Teşekkür ederim canım. Ben de teşekkür ederim. O zarfın eve ulaştığından eminsin değil mi Hakan? Evet efendim, sabah da söylediğim gibi. Başlatma zamanında. Lanet olsun. Haşmet o videonun dergiyle bağlantısını kurarsa benim gönderdiğim gün gibi ortaya çıkar. İsimsiz zarf göndermekle ilgili ne açıklayacağım bakalım adama. Yok yok, o zarfı almadı belli. Mektupların arasında mı duruyor acaba? Konseri basmadın inşallah Alper Bey. Sen hiç karışma. Bu gece Suzan sakın konuşma. Sakın. Ama... Suzan, istersen çocukları uyandırmayalım ha? Ama sen insana hiç konuşma hakkı tanımıyorsun ki. Ha, sen o hakkı kendinde hala görüyorsun yani, öyle mi? Ya ben ne yaptım? Buranın da bir suçu yok. Doruklumuzu bana sataştı. Burak da beni korudu. Ay, kavga mı çıktı? Ya Suzan Hanım, o dünya iyisi centilmen Burak Bey yanında kız varken karakolluk oldu. Hani Burak dünya iyisiydi? E çocuğu konuşturmadın bile. Eğer düşündüğüm gibi biri olsaydı Eylül, yeğenimi dışarı çıkartmadan önce gelir bana danışırdı. Çiçekle çikolatayla kapıya da gelse miydi amca? Alt tarafı bir konsere gittik ya. Çocuk bir şey demedi, bir şey teklif etmedi. Hangi devirdeyiz? Bazı kurallar hiç değişmez Eylül. Sen daha 18 yaşındasın. O 25 yaşında. Değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir. Bir de Alper Eren. Suzan, kalbini kırarım. Daha fazla üstüme gelme. Ya ama... Suzan. Sen de yürü odana çabuk. Madem yetişkinsin yaptıklarını düşün bakalım. Maçoyum ben. Geri kapalıyım. Tamam mı? Hepsini kabul ediyorum. Bu evde Burak konusu bir daha açılmayacak. Burak konusu bitti. Tamam ama ya. Deli. Deli. Uy. Geldi. Ah tamam Leyla Hanım, geldi. Sus. Kölesi gibi ya.
Ya kölesiymişim gibi davranıyor. Otur otur, kalk kalk. Ya robot muyum ben komutlarla hareket edeceğim? Ya benim hiç mi duygum yok, hiç mi aklım yok, hiç mi fikrim yok ya? Bir de yanında olmama izin ver diyor. Al sana izin. Bu mu senin yanında olma anlayışın? Hadi bakalım Alper Bey. Bu sefer de engelle beni, görelim. Nasıl oldun? Eve gidebildin mi? Beni bu saatte buraya dikecek kadar önemli haber. Merak ettim çok. Sabahtan beri deniyorum abi ama sen meşguldün. Neyse. Yüzündeki parıltıya bakılırsa değecek bir haberim var. Geçen yaptığın kıyaktan sonra bana kızdın ama... borcumu sana misliyle ödeyecek bir haber getirdim İrfan abi. Ben borçlu kalmayı sevmem. Biz borçlu bırakmayız koçum zaten. Sevsen de fark etmez. Neyse dökül hadi. Tek tek laf almayı sevmem. Sabırsız adamım ben. Ödeşmiş sayılacağız mı? Sadet olur, sadet. Haşmet'le derdini ne bilmem. Ama hakkında acayip bir koz var elimde desem. İlgini çeker mi? Doğru makamdan geliyorsun. Üfle bakalım neymiş? Leyla diye birini tanıyor musun? Eks yenge. Haşmet onun çocuğunu kaçırtıp... sonra fidye verip kurtardım diye kahramancılık oynadı. Ne diyorsun? Emin misin? Bana yaptırdı abi. Tefeciye borcumu öğrenmiş abi. Seçme şansım yoktu. Vay vay vay. Kurt dedik. Çakal çıktı bizim Haşmet, iyi mi? İspatlayabilir misin onu? Haşmet'in elinden çıkma mesaj var. Çocukla da fotoğraflarını çektim uzaktan. Buna ne diyorsun? Allah diyorum be. Pardon abi, annem. Aç koçum aç. Anneler kutsaldır. Anacığım. Onur, neredeysen çabuk eve gel. Hayırdır anne? Onur, sana neredeysen çabuk eve gel dedim. Ultimatomu yedin galiba. Onun bu ara psikolojisi bozuktu abi. Benim bir gidip bakmam lazım müsaadenle. Bugün bütün müsaadeler senin. Dört şeritli yol senin Onurcuğum. Verdiğim bu bilginin kıymetini bileceğimden emin olabilirsin. Yine ben borçlandım. Eyvallah abi. Duydun mu koçum haberi? Ha? Ezgi. Bu ne sürpriz? Sürpriz değil.
Seni takip ediyorum. Şaka şaka. Sakin ol. Hayırdır? Arkadaşımla buluşacaktım. Onu bekliyordum. İşim çıktı, gelemiyorum. Özür dilerim. Daha. Ekildim galiba. İşi çıkmış, gelemiyormuş da şimdi mi haber verilir arkadaş? Garip. İşte ben buna güzel tesadüf derim. Ben de burada sıkılacağımı düşünüyordum. Tabii sen benim sohbetimden sıkılmazsan. Ne yapalım? İdare edeceğiz artık. Anne? Anne niye öyle telefonu suratıma kapattın sen ya? Ne oldu sana? Neyin? Şaşırdın değil mi? Bugüne kadar sana bir fiske vurmadım. Aşkla büyüttüm ben sizi. Size dünyaları veremedim belki. Ama bütün dünyamı yolunuza serdim. Bugün bu tokadın 10 mislini tanımadığım bir kadından yemek için mi? Kim dokundu sana? Elinden değil. Dilinden yedim oğlum tokadı. Anne, kim sana ne anlattı bilmiyorum ama eğer beni dinlersen... Neyini dinleyeyim ben senin ha? Neyini dinleyeyim? Tefecilerden borç aldığını mı? Kumar oynadığını mı? Senin yüzünden o zavallı Sabi, o kızcağız, ben... burada acılar içinde kıvranırken bana bir tek kelime söylemediğini mi? Anne, yemin ederim ben... Sus! Sus, konuşma, konuşma. Tek kelime daha duymak istemiyorum senden. Sana hakkımı helal etmediğimi söylemek için çağırdım buraya. Artık ne kadar umurumdaysa tabii. Anne yapma bunu. Bak izin ver, bir kerecik dinle, anlatayım. Eğer ellerden duyacağıma senden duysaydım dinlerdim belki. Artık tek kelime etme. İstemiyorum senin bu evde. Bu ev artık senin evin değil. Anne gitme. Onur. Sakın. Bu kadar tehlikeliyken Leyla'ya bir şey söylememek olmaz. Mümkün değil. Leyla Haşmet'e artık yaklaşmaz. Yaklaşıyor bile. Evlenirken bile yakın değildi. Bana kendi söyledi. Yanlış gerekçelerle evet dedim, hata ettim dedi. Bak Haşmet, Leyla'nın duvarını artık aşamaz. Ürkütmemek için... ısrar bile edemiyor, belli. Daha ne yapsın? Ulan herifin çevirdiği pisliklere bak.
Leyla o zaman Haşmet'ten korkuyordu. Şimdi işler değişti. Haşmet Leyla'nın gözünde aklandı. Tekrar Haşmet'in etkisine girmeyeceğine nasıl bu kadar eminsin? Neden bu kadar rahatsın? Ya ablamı tanıyorum da ondan. Sizi gördüm. Defalarca. Araştırma yaparken. Leyla'nın sana nasıl baktığını gördüm. Senin de ona. Haşmet'e bir kez olsun bakmadı öyle. Gerçekten biraz olsun Leyla'ya değer veriyorsan şu an ondan uzak durursun. Ya Haşmet'in açıklarını biliyorum. Onu kıstırmak zor olmayacak. Bir kadının karşısına milyonda bir çıkar. Gerçekten bilerek yapmadım. Önemli değil. Sana bir şey olmadı ya. Olmadı. Olmasın. Sana hiç. Kimseye bırakmam ki. Beni sıkı vuracak tabii. Tam da onun sevdiği gibi bol fıstıklı. Ver biraz babası da kavursun. Bu az olmamış mı biraz hala ya? Kaç kişiyiz ki zaten yeter. Sen hocayı sordun mu? Neredeymiş? Yoldaymış. Geliyor birazdan. Tamam, versen bana. Düğün çorbasını pişiremeden. Bak gördün mü? Ne kadar basit. Bitti bu kadar. Ben siz de yapabilirdin yani. Bugün kafam pek yerinde değil. Sen olmasan kesin hata yapardım. Baksana kaç kez düzelttin beni. Tamamdır. Çıktı alabiliriz o zaman. Ay. Ne oldu? Ya ben... Şu printer'ın kartuşu bitmişti. Almayı unuttum. Hmm. Ne yapacağız? Al sen bunu at. Tamam mı? Ben akşam ofisten çıktı alır getiririm sana. Şimdi bu telaşla bir de printerle uğraşmayalım. Tamam, iyi fikir. Affedersin. Efendim? Ben dün mesajıma cevap gelmeyince bir şey mi oldu diye merak etmiştim. Yok olmadı bir şey. Sen bana tavır mı yapıyorsun? Ben mi dedim sana gel saldır diye? Hayır bana demedin. Ama Doruk'a sen dedin. Efendim? Sen ne saçmalıyorsun? Doruk'u benimle kıskandırmaya çalıştın. Başardın da. Eylül ben sana sadece yardımcı olmak istedim gerçekten. Biraz
yormak seni. Sen bitmemiş ilişkine bir figüran arıyorsan o kişi ben değilim. Böyle oyunlardan da hiç hoşlanmam. Anlaşılan seni yanlış tanımışım. Ve Alper abiye karşı düştüğüm durumda cabası. Bir dakika, bir dakika. Sen beni neyle suçladığının farkında mısın? Kusura bakma, şu anda hiç müsait değilim öyle bir tartışma için. Sen de ne yaptığının farkında değilsin hem. Seni aramakla hata ettiğim kesin. Ukala ya. Ne sanıyorsa kendini. Ne yaptın, hallettin mi? Yok, hata verdi form. Şimdi bitirdim. Atmak üzereydim. Tamam, sen onu hallet. Benim bir iki dakika işim var. Görüşürüz. Tamam. Haberi yok. Benim de konum o değil zaten. Eylül'le nasıl oldu aranız? Sence? Sen işi de mi bıraktın? Yok. Yok, hayır. Bugün Hakverdi'nin 21 mevlütü vardı da Canan Hanım yarım gün izin verdi. Bu aralar zaten çok iyi. Altından ne çıkacak bakalım. Beni bekliyorlar. Aa, tabii, buyur, geç. Ne arıyordum ben ya? Dosyayla ilgili bir gelişme var mı? Kapattılar mı? Rıdvan uğraşıyor da. Ben de ondan haber bekliyorum Haşmet Bey. İrfan'ın da ses soluğu çıkmıyor bu aralar. Açılışı bekliyordur. Çaka. Alper Bey geldi Haşmet Bey. Gelsin. Hoş geldin Alper. Hoş buldum. Affedersiniz, habersiz geldim ama... sanırım pek uygun bir zamanda gelmedim. Yani aslında bugün Leyla'nın kardeşinin mevlidi var. Önemli bir şey mi? Evet, önemli. Sizinle bir şey konuşmam gerekiyor. Tamam. Hoca geldi Haşmet Bey. Sen Ayla Hanım'dan haber ver. Ben hocayla ilgileneceğim. Peki efendim. Alper, işin yoksa kal. Mevlüt'ten sonra konuşuruz. Tabii. Hayırdır? Ne oldu? Konuşacağız. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم روح için الفاتحة
Allah kabul etsin. Ruhu şad olsun, makamı cennet olsun inşallah. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Hocam Allah razı olsun. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah kabul etsin. Mekan cennet olsun inşallah. Rahmetli iyi çocuktu. Benim oğlum pırlanta gibiydi. Allah kabul etsin Allah. Sağ ol eski. Haşmet Bey, bir misafirimiz var kapıda ama. Alsana kızım içeri. Ne bu halin böyle şeytan görmüş gibi?